Şu an ekranda görmüş olduğunuz isimler bu videoya sponsor olan isimlerdir. Sizler de kanalımıza katıl abonesi olarak desteklerinizi gösterebilir ve bir sonraki videoya siz de sponsor olabilirsiniz. Bu videoda sizlere kısa ama harika bir Power BI ipucu göstereceğim. Zaten göstereceğim şeyin de ta kendisi bir ipucu olacak. Öncelikle bir verimize bakalım. Şu şekilde bir verimiz var. A kolonunda bölgeler, B kolonunda da bu bölgelerin şehirleri ve yanında da satışa ilişkin bir rakam var. Daha fazla da olabilir tabii ki data. Ben buradan Ctrl A ile bütün datamı seçip kopyalıyorum. Daha sonra Power BI'ye gidip giriş menüsünün altında verileri girin kısmından bütün verilerimi buraya ekleyeceğim. Köşedeki şu üçgene tıkladıktan sonra Ctrl V ile yapıştırıyorum. İstersem tabloma herhangi bir isim de verebilirim. Yükle tuşuna bastıktan sonra Tablom otomatik olarak yüklenecek. Zaten şurada göreceğim. Halihazırda Power BI kullanıcısıysanız zaten biliyorsunuz sistemi. Bilmiyorsanız da mutlaka arkadaşlar Microsoft'un web sitesinden Power BI indirin. Bu yaptığım işlemi yapmaya çalışın. Power BI önümüzdeki birkaç yıl içerisinde inanılmaz bir şekilde bütün piyasayı domine edecek. Haberiniz olsun. O gün geldiğinde ben demiştim diyeceğim. Şimdi bu rapor sayfamıza bir tane tablo ekleyelim. Bu tablomuzun içine de ya da tablo değil özür dilerim. Öncelikle bir tane bir grafik ekleyelim. Mesela şunu ekleyeyim. Şu grafiğin içini de bölge isimlerini eksenlere atalım. Açıklamaya atalım. Satışları da değerlere atalım. Şu bölgeleri tekrar bir eksene sürükleyelim. Şu şekilde bir görüntü yapacağım işi şey göstermek için daha iyi olacak. Gördüğünüz gibi Power BI'de sadece sürükle bırakla raporlama yapabiliyoruz. Şimdi burada bakın araç ipuçları diye bir şey var. İngilizce versiyon kullananlar burada tool tips olarak görecekler bunu. Bakın üzerinde gezindiğimde bana bir ipucu veriyor. Diyor ki bu bölge İç Anadolu satış değeri 175 785 gibi bir şey. Mesela şimdi şu şehir araç ipuçlarını atsam bakın üzerine gittiğimde ilk şehri gösteriyor. Orada otomatik bir filtre koyuyor. Ama ben istiyorum ki Burada ekseriler üzerinde gezindiğim zaman bana bunun detayını tablo olarak versin. Bunu yapabilmek için arkadaşlar yeni bir sekme açıyorum, yeni bir dashboard rapor sayfası ve sayfam seçiliyken, e, bu arada bu arayüz yeni değişti, bu geçtiğimiz birkaç gün içerisinde. Ben burada görüyorum ama siz şu aşağıda görebilirsiniz genel diye sayfa ayarları şeklinde. Bu alana gittikten sonra sayfa bilgilerine gidiyorum. Sayfa bilgilerinde bakın araç ipucu olarak kullanıma izin ver. Burada yine tool tips ifadesini göreceksiniz. İşaretledim. Daha sonra bunun ayarını yapalım. Hemen bir altındaki menüde bakın şu 16'ya 9 landscape yazan yerde araç ipucu seçeneğini seçiyorum. Konumunu da dikey hizalama konumunda orta yapıyorum ki ekran tam ortasına dursun. Şimdi ben buraya hangi nesneyi sürüklersem sürükleyeyim bu bir şey olacak otomatik olarak araç ipucu olarak kullanılan bir alan olacak. Somutlaştıralım. Hemen şu nesne ekleyeceğim yerden, görsellerin olduğu yerden bir tane tablo ekleyelim. Bu tablomuzun içine de şehirleri ve yanına da satışlarını atalım. Bakın bütün şehirleri ve bütün satışları attım içeriye. Şunu da şu şekilde ortalıyorum. Seçebilirse eğer şu şekilde ortada dursun. Bu benim bir araç ipucum olacak. Şimdi aşağıdaki sekmeye bir isim veriyorum. Mesela ip ucu diyeyim. İp ucu dedikten sonra şimdi burada başka herhangi bir yapmamız gereken ay ayar var mı? Yok. Araç ipucu olarak kullanıma izin ver. zaten açık. Şimdi sayfa 1'e tekrar gidiyorum Birinci sayfaya. Bu defa nesnemi seçiyorum. Nesnemi seçtikten sonra Bakın neslinin altında görsel ve genel diye iki tane alan var. Genele gidiyorum. Araç ipuçlarına gidiyorum. Araç ipuçlarında rapor sayfası otomatik. Onun altında da sayfa diye bir kısım var. Ve bakın bizim oluşturduğumuz ipucu sekmesi burada. Buna tıklıyorum. Şimdi buna tıkladıktan sonra bakın ne oluyor. Hangi eksenin üzerinde gezersem diğer sayfada oluşturmuş olduğum tablo ipuçları buraya otomatik olarak geliyor ve sadece ilgili bölgenin şehirlerini ve onun satışlarını getiriyor. Çünkü Power BI otomatik filtreleme mekanizmasına sahiptir. Tabii bunu engellemek için de ilişkileri düzenleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde raporumuza mükemmel bir görsellik ve detay verebilecek bir özellik. Bunu da kullanırsınız diye düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.